Hocam, Yalçın nasıl olur da yerinde olmaz? Size inanmıyorum. Sen ne diyorsun Oktay? Ben kaçması için Yalçın'a niye yardım edeyim ki? Onu tekrar içeri tıkmak için bir fırsattı bu. Neden şimdi kaçmasına izin vereyim? Ha? Çocuklar, o alçak mutlaka cezalandırılmalı. Size katılıyorum. Ama bunu yapacak olan sizler değilsiniz. Cezayı siz veremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Cezayı ancak hukuk verir. Hukukmuş. Kulağa güzel gelen bir kelime. Ama yalnızca bir kelime. Cezayı hukuk verdiğinde herif 2 ay sonra dışarı çıkıyor. Unuttunuz mu? Hukuk sistemimizde zaaflar, çatlaklar ya da açıklar bulunabilir. Ama en kötü hukuk bile hukuksuzluktan, kuralsızlıktan iyidir. Herkesin adaleti kendi kafasına göre gerçekleştirmeye çalıştığı bir ülkede yaşamak nasıl olurdu ha? İnsanların kendilerine karşı işlenen suçları kendi elleriyle cezalandırmaya kalkıştığı, yani kuralsızlığın tek kural sayıldığı bir çağda yaşamak nasıl olurdu? Hayal edebilir misiniz ha? Bir düşünün. Her gücü yetenin gücü yeteni cezalandırması normal sayılsaydı, hayat nasıl zıvanadan çıkardı? Bir kere herkes sürekli tetikte, sürekli korku ve endişe içinde yaşardı. Herkes kendinden güçlülerin tehdidi altında, her an baskı, gerilim ve tehlike içinde yaşamak zorunda kalırdı. Onları koruyan kurallar olmadığından herkes çaresiz ve savunmasız kalırdı. Çünkü herkesin herkesi cezalandırabildiği yerde kimse kimseye güvenemez ve hiç kimse cezalandırılma korkusundan kurtulamaz. Hiç kimse kendini güvende hissedip huzurlu yaşayamaz. Çünkü hiç kimse herkesten güçlü olamaz. İlkel çağlarda insanlar daha iyisini akıl edemediklerinden yüzyıllar boyunca bu korku ve gerilim dolu yalnızlığı ne yazık ki hayat diye yaşadılar. Ama bu böyle süremezdi. Ve sonunda aralarında anlaşıp bir takım toplumsal kurallara ulaştılar. Bu kurallar insan hayatının güvencesi oldu. İnsanlar toplumsallaştılar. Artık kimsenin kimseden korkması gerekmiyordu. Böylelikle orman kanunu sona ermiş ve uygarlık dediğimiz şey başlamış oldu. Ama şimdi sizler karşıma geçmiş, insanların binlerce yıllık acı deneyimler sonunda ancak ulaşabildiği uygarlık aşamasını inkar ediyorsunuz. Biz sadece Yalçın'ın hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Madem ki hukuk bunu başaramadı, evet, o zaman gerekirse orman kanunlarını uygularız. Orman kanunu, kanunsuzluk demektir. Kuralsızlık demektir. Ve kuralsızlığın hakim olduğu bir ülkede insani değerler kaybolup yozlaşma egemen olur. İlkellik, barbarlık, nefret, kan dökücülük, cehalet ve kabadayılık geçerli değerler olur. İnanın bana, hiçbiriniz hiçbir zaman böyle bir ülkede yaşamak istemezsiniz. Çünkü hukuk yerine kaos ve kuralsızlığın egemen olduğu bir yerde hiçbir güzellik barınamaz. Böyle bir yerde yaşamanın hiçbir değeri, hiçbir lezzeti, hiçbir amacı, hiçbir güvencesi olamaz. Eğer bu hukuk sistemimizdeki zaaflar yüzünden hukuka sırt çevirirseniz, sizlerin de Yalçın'dan hiçbir farkınız kalmaz. Yalçın'ın sizi kendi seviyesine, kendi minderine çekmesine asla izin vermemelisiniz. Siz hukuksuzluğu tercih edemezsiniz. Bu, kendi kozlarınızı yakmak, kendi bacağınıza kurşun sıkmak anlamına gelir. Çünkü hukuksuzluk ancak o Yalçın gibilerin veli nimetidir. Sen kurtarıcı pozlarında okula gelip herkesin işine burnunu sokmadan önce, biz hak hukukmuş gibi şeylere hiç kafamızı takmadan sorunları bildiğimiz gibi çözüyorduk. Ve inan bana çok daha iyiydik. Neden anlamak istemiyorsun? Senin yardımına ihtiyacımız yok. Rahat bırak bizi. Diğer öğretmenlerimiz gibi yap. Kendi işine bak. Oktay!
Benim işim sizsiniz. Daha önce neler yaptığınızı hatırlıyorum. Hiçbir şeyi çözmüyordunuz. Haraçla geçiniyor, cehaleti savunuyor. Zayıfları ezmeyi maharet sayıyordunuz. Yani neredeyse Yalçın'dan hiçbir farkınız yoktu. Haksız mıyım çocuklar?